Mesela Gürcistan, Gürcü Larisi. Geçmişte Türk lirası daha değerliydi. Oradan, buradan giderlerdi. Hatırlarım, bilirim Artvin'den falan. Buradan giderlerdi, benzin alırlardı, gelirlerdi vesaire. Şimdi tam tersi. Pazar çantalarıyla insanlar geliyor, sınır kapısından giriyor, alışverişini yapıyor, ilacını, etini alıp çıkıp gidiyor. Böyle bir durum var. Bunu da bir değerlendirir misiniz? Yani şu sınırlarımızda, bizim dışımızda her yabancı ülke vatandaşı neredeyse öyle bir durum oluştu. İçin güzel bir ülke baktığımızda Türkiye, cennet, bir fırsat. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bir Bulgar levası eşittir 9.3 lira değil, bir Bulgar levası eşittir, bir Bulgar levası eşittir 9 milyon 300 bin lira. Önce onu söyleyelim, 6-0 ekleyelim. 6-0'ı bir ekleyelim önce. Çünkü 6-0'ın atılmış olması sadece rakamsal, muhasebesel bir düzeltmedir. Hayatın gerçeği bu değildir. Onu söyleyelim. Yani sürekli olarak bunu hatırlatmakta fayda var. Öncelikle bunu söyleyelim. Yani 6-0 atıldığı için biz bu rakamı görüyoruz. 6-0 atılmamış olsaydı o rakamları görecektik. Muhasebesel bir şey olduğunda o günlerde bize söylemişlerdi zaten. Şimdi Bulgaristan, Yunanistan, işte Gürcistan, Arnavutluk, orası burası neyse, biz bütün bu ülkelere göre daha ucuz bir pazar haline geldik. Sadece domates, biber, patlıcan anlamında daha ucuz bir pazar haline gelmedik bu arada. Başka şeyler açısından da daha ucuz, fabrikalar açısından daha ucuz hale geldik. Toprak açısından daha ucuz hale geldik. Ev açısından daha ucuz hale geldik. Biz bunlara ulaşamazken onlar için çok daha uygun hale geldi bunların fiyatları. Ve bu nedenle zaten açık pazarız şu anda. Yani saldırıya açık denir ya, biz açık pazar pozisyondayız. İsteyen istediği gibi at koşturuyor bu ülkede. Ne yazık ki böyle. Ondan sonra milliyetçi hamasetler vurgulanıyor. Yani işte biz şöyle milliyetçiyiz, böyle milliyetçiyiz. Ama Arap'tan geçilmiyor, Bulgar'dan geçilmiyor. Kusura da bakmasınlar yani. Şimdi ben bir ülkenin samimiyetini ya da milliyetçiliğini şöyle algılarım. Önce kendi vatandaşları için mücadele eder. Onların bir şeylerin sahibi olmasını sağlar. Ondan sonra başka ülke vatandaşlarına da bir takım haklar sağlarsınız. Bu apayrı bir konu. Ama siz kendi ülke vatandaşlarınızı her şeyden mahrum ederken başka ülkelerin vatandaşlarına sürekli olarak kıyak çekiyorsanız burada başka bir şey sorgulanmaya başlanır. Şimdi ben deminki düzeltmeyi de özellikle yapmak istedim. Şimdi bir takım vize anlaşmaları yapabilirsiniz karşılıklı. Bu avantajlar sağlıyor olabilir ülkeye. Bununla ilgili hiç itirazım yok. Ama karşılıklı olarak yaparsınız bunu. Şimdi Bulgarlar gelecekler, Türkiye'den alışveriş yapacaklar, istedikleri gibi girip çıkacaklar. Sen Bulgaristan'a gitmeye kalktığın zaman vize ödeyeceksin. Yok öyle bir dünya. Sonra bunu bir başarı hikayesi olarak anlatacaksın. Bu hiç olacak iş değil. Yani bu bir başarı hikayesi değil ki. Bu Türkiye'nin acizliğini gösteriyor. Demek ki biz tavizleri vermeye devam ediyoruz. Hani diyorum ya, faiz ve taviz ekonomisi uyguluyoruz. Bildiğiniz bir faiz ve taviz ekonomisi örneğidir bu. Başka bir açıklaması yok bunun. Evet. Yani niye Türkiye'ye gidip alışveriş? Ama bizim ekonomimiz canlanıyor. İyi de sizin ekonominiz canlanmıyor. Bulgaristan'dan insanlar gelip buradan alışveriş yaptığında sizin fiyatlarınız canlanıyor. Enflasyonunuza olumsuz etkisi oluyor bunun. Bunu niye söylemiyorsunuz? Yani mesela konut fiyatları rastlantısal olarak mı yükseldi? Yok. Siz yabancılara satışın önünü açtınız. Bir de vatandaşlık vereceğiz dediniz. Oraya bir de kendinize kriter baz fiyat koydunuz, 250 bin dolar. Şimdi 400 bin dolara çıktı o. Bütün ev fiyatları o 250 bin dolara göre evrildi. Senin vatandaşın ev alamaz hale geldi. Demek ki bir etkisi oluyor bu tür uygulamalar. Sen bu sistemi regüle etmiyorsun. Sen bu sistemi manipüle ediyorsun anlamına gelir. Peki orada ne görüyorsunuz konut meselesinde? Çünkü alacak kişi sayısı belli. Yabancılara en nihayetinde bir kota var. Türk vatandaşları da alamıyor. Şimdi kredi sıkıntısı var diyor mesela. Bugün Hisarcıklıoğlu görmüşsünüzdür. Kredi bulamıyoruz, alamıyoruz, çok maliyetli diyor. Peki orada konutta iş nereye gidiyor sizce? Hakikaten bir bakıyoruz fiyatlar %100 küsur artmış. Tamam, maliyetler arttı da. Yani hayatın gerçeğine bir oturmuyor gibi sanki zemine, değil mi? Her şeyde bir başıboşluk var gibi sanki. Ne görüyorsunuz konut işinde? Konut işine geçeyim ama onun öncesinde Hisarcıklıoğlu ile ilgili bir cevap vereyim müsaade ederseniz. Buyurun.
İkincisi Sayın Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı. Yani hem ticaret odalarını hem de sanayi odalarını temsil eden kurumun en üst düzey temsilcisi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği şu demek, bütün ülkedeki ticaret odaları ve sanayi odaları buraya bağlı demek. Bu evet. Açıklamayı bundan bir yıl önce, bundan iki yıl önce yapacaktı. Geç kaldı. O faizler 14'e çekilirken banka faizleri %20'nin üzerine çıkarken yapacaktı. Tahvil faizleri %25'ten işlem yaparken yapacaktı. Kredi faizleri %40'a gelmiş. Şimdi mi aklı başına gelmiş Sayın Hisarcıklıoğlu? Bir. İkincisi Sayın Hisarcıklıoğlu diyelim ki bu konuyla ilgili samimi. Samimi ise lafım yok. Yine de yok yani lafım. Söyleyeceğimi söyledim de yine de lafım yok. Geç, erken fark etmez. Bir de Sayın Hisarcıklıoğlu'ndan şöyle bir samimiyet bekliyoruz biz. Bütün ticaret odalarına bağlı esnaf, KOBİ ya da büyük şirketlerin büyük bir kısmı da Suriyeli, Afgan, kayıt dışı işçilerin çalıştığını duyuyoruz. Bununla ilgili ne zaman samimi bir açıklama yapacak? Böyle bir şey var mı yok mu? Bu kadar bakan, insan bakan açıklama ne yaptı Selçuk Bey. İçişleri Bakanı açıklama yaptı. Onlar çalışıyor dedi. Giderlerse en çok şeyler üzülür, sanayicimiz üzülür dedi. Ben bilmiyorum. Benim böyle bir iddiam da yok. Ben sadece Sayın Hisarcıklıoğlu'nun bu konuyla ilgili samimi bir açıklamasını da bekliyorum. Şimdi bu büyük bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Türkiye'de insanlar, gençler patır patır bu ülkeden kaçıyorlar. Evet. Gidiyorlar. Evet. Siz ucuz, şu soruya cevap versin, böyle mi değil mi? Siz ucuz iş gücü gelsin diye bu kapılar açılsın şeklinde hükümete herhangi bir öneride bulundunuz mu, bulunmadınız mı? Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin bu işin içerisinde bir payı var mı yok mu? Bununla ilgili cevap versin. Bakın böyledir değildir demiyorum. Evet. Payınız var mı yok mu? Yoksa da samimi bir şekilde çıkın deyin ki ya bu yanlıştır, bunu düzeltin artık. Biz kayıtlı kuyutlu insan çalıştırıyoruz, çalıştırmak istiyoruz. Rekabet kurallarına da aykırı bu. Neyse artık. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Hisarcıklıoğlu çıksın desin mesela. Rekabet kurumuna seslensin. Kayıtlı işçi çalıştıranla kayıtsız işçi çalıştıran arasında korkunç bir rekabet dezavantajı oluşuyor. Bu konuyla ilgili samimi açıklamalarını bekliyoruz. Binlerce KOBİ, binlerce sanayiciyi ilgilendiren konu. Aynı zamanda Türkiye'nin vatandaşlarını ilgilendiren bir konu. Aynı zamanda vergiyi ilgilendiren bir konu. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın rezervlerini ilgilendiren bir konu. Bu konularla ilgili açıklamalarını da bekliyoruz acilen. Samimiyetle öyle yılda bir kere çıkıp her sene yapıyorlar bunu. Yılda bir kere çıkıyorlar. İşte kredi, banka kredileri çok yüksek. Bankalar X bankası, Y bankası, Z bankası neyse şimdi isim vermeyeyim. Bu bankalar %300-400 karlılığı nasıl açıklıyor? Bu konuyla ilgili bugüne kadar niye çıkıp da herhangi bir laf etmemiş? %14'ten devletten kredi kullanıp %30'la devlete borç veriyorsunuz diye niye söylememiş Sayın Hisarcıklıoğlu? Ya zamanında söylenmemiş sözün tesiri de olmuyor özetle. Bunu söylüyorsun. Samimi. Olmuyor. Şimdi bas bas bağıralım konut sektörü dediniz. Bugün bas bas bağıralım. Hı-hı. Konut fiyatları çok arttı. Geriye döndürebileceğiz mi? 4 milyon, evet. 5 milyon, 10 milyonluk evler var. Kiralar almış başına gitmiş 30-40 bin liralara çıkmış. Şimdi bunu geri döndürebilecek misiniz bu saatten sonra? Bunu zamanında buna müdahale edecektiniz. Bakın geçen sene 700 bin lira olan ev bugün 3 milyon lira olmuş. Evet. Geçen sene niye müdahale etmediniz kardeşim? Avrupa ülkeleri sizden çok daha kapitalist ülkeler, size göre çok daha liberal ülkeler, size göre çok daha serbest piyasası olan ülkeler çıktılar Almanya'sından İngiltere'sine kadar. Konut fiyatları ve kiraları artınca anında müdahale ettiler ve durdurdular. Olamaz dediler, yapamazsınız bunu dediler. Neyle müdahale ettiler? Hem kamu kurum ve kuruluşlarıyla, hem yasalarla, hem de regüle kurumlarla, TOKİ gibi, emlak konut gibi, onların da firmaları, kurumları var, devlet kurumları var. Onlarla müdahale ettiler. Siz niye müdahale etmediniz? Bir tane internet sitesine savaş açmakla iş bitiyor mu yani? Onları sorgulayacaksınız, bütün sorun bitecek. Onu da niye sorguladıklarını sonradan öğrendik. Fiyatlar arttırıldığı için falan değil. Neymiş efendim, o internet sitesi fazla komisyon alıyormuş. Ya da o internet sitesi şeylerini arttırmış, fiyatlarını arttırmış. Hani serbest piyasaydı, adam arttırır, sana ne? Yani ev fiyatları 700 binden 3 milyona çıkınca sorun yok ama X internet sitesi komisyon ücretlerini ya da işte orada ilan verme ücretlerini 10 liradan 20 liraya çıkartınca sorun var. Sana ne kardeşim? Serbest piyasa. Sana ne? Anlatabiliyor muyum? Burada
sen çıkacaksın. Konut fiyatları 700 bin liradan 4 milyona gitmeden önce müdahale edeceksin. Otomobil fiyatları 300 bin liradan 2 milyona çıkmadan önce müdahale edeceksin. Evet. Biz söyledik o zaman. Ozan söyledik. Niye Ozan Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı çıkıp da konut fiyatlarında fahiş artışlar var dedi. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin haberiydi bugün galiba. Hisarcıklıoğlu'nun bu sert açıklamasıyla, tırnak içerisindeki sert açıklaması, benim iddiam değil, gazetede okunan şey, yazılan şey. Sayın Hisarcıklıoğlu'nun tırnak içerisindeki AVM'sine İnceler yapılan ince aynı zamana denk geliyor. Allah Allah. Niye acaba? Onun için mi sesinizi yükseltiyorsunuz? Sayın Hisarcıklıoğlu'na bir soru daha ben sormayayım. Kendi temsil ettiği üyeleri sorsun. Yani buradan. İş kendine dokunduğu için mi diyoruz evet, özetle? Aidat ödüyor bu çünkü şeyler, ticaret evet. odaları, sanayi odaları, üyeleri korkunç aidatlar ödüyorlar ve korkunç bir bütçe. Ben şimdi soruyorum, ben sormuyorum. Ticaret odasına üye olan, sanayi odasına üye olan firmalar sorsunlar Sayın Hisarcıklıoğlu'na. Siz bizi mi temsil ediyorsunuz? Yoksa siz kendi menfaatlerinizi mi temsil ediyorsunuz? Bununla ilgili sormaları lazım. Eğer böyleyse. Eğer böyleyse bakın böyledir demiyorum. Eğer böyleyse bunu açıklaması lazım. Bunların hepsi skandal ya.